arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yahudi Mahallesi 2'yi çekiyoruz. Bu hafta yanımızda yine Taner Aşık hocamız var. Yahudi Mahallesi'nin bilinmeyen bir yönünden daha bahsedeceğiz. Buyurunuz hocam, hoş geldiniz diyoruz ve başlayalım. Arkamızdaki eser diyeceğim de eser yok şu an arkadaşlar. Evet. Sadece bir demir kapı görüyorsunuz ama ardında bir eser kesinlikle var. Evet. Ardında şey, böyle istiridye kabuğunu açarsın da içinden bir inci çıkar ya, işte burası da öyle. Yani bu yüksek duvarların içerisinde bir inci var aslında. O da Yahudi Mahallesi'nin incisi. İnci. Tabii Yahudi Mahallesi'nin incisi sinagog. Sinagog. Dünkü anlatımlarımızda aslında burada 3 tane sinagogdan bahsetmiştik. Ama bu sinagogların da bu sinagogun yanında yeni gelen İspanya ve Portekiz'den gelen şeylerden, sefaratların kurmuş olduğu kendi dilleriyle Ladino. Onlar kendi dilleri Ladino. Yani İspanyolcanın farklı bir dili. Onları konuşuyorlar ve buradaki Romaniyot ya da Aşkenaz Türkleri, Aşkenaz Yahudileri dediğimiz Yahudiler Türkçe biliyorlar ama Grekçe olarak ibadetlerini sürdürüyorlar. Gelen 1492'de İspanya'da ve 1497'de Portekiz'den gelen Yahudiler artık kendi dillerini kullandıkları için, buradaki Romaniyotların dilleriyle ibadet etmedikleri için büyük ihtimalle bunun halihazırda şu andaki sinagogun yanına kendilerine göre bir sinagog yaptılar. Ufak bir ekleme yaptılar ama bugünümüzde o kalmadı. Artık 1907 tarihli bir sinagog var. Burada İtalyan mimar tarafından inşa ediliyor. Kuzey-güney yönünde biraz asimetrik bir plana sahip bir sinagog. Görmüş olduğunuz bu avlu duvarından yani giriliyor. İki tane kapısı var. Hemen biri burada, diğeri de hemen burada. Kapıların üzerinde dikkat ettiyseniz bir yıldız var. Hemen güzel bir madalyon, ikili bir madalyon içerisinde yıldız var. Ama bizim bildiğimiz Yahudi yıldız ya da Davut yıldızı dediğimiz yıldızlar altı kollu olur. Mührü Süleyman deriz biz bunlara. Ama burada beş kollu olarak görülüyor. Neden beş kollu olarak görülüyor? Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar Mührü Süleyman'ları beş kollu olarak tasvir ederler. Ve burada da aslında bizim Türk bayrağımızda görmüş olduğumuz yıldızı işlemişler. Belki de güvenlik açısından pek tepki çekmemek istemişlerdir. O bize de yabancı gelmeyen bir yıldızı burada kullanarak tepkiyle mahal vermemek istemişlerdir. Bu iki kapıdan geçtikten sonra hemen bu kapının arkasındaki avlu duvarına bitişik halde bir mermer, bir çok güzel süslemelere sahip antik öğeler taşıyan, işte asma yaprakları, üzümler, işte aslan pençesi dediğimiz işte akantus yapraklarıyla süslü mermerden bir, beyaz mermerden bir çeşme yer alıyor. Siz girdiniz değil mi hocam daha önce? Ben girmedim. Ben girmedim ama bununla ilgili bir yüksek lisans tezi var. Oradan gördüm, biliyorum. Yani buraya girmek de arkadaşlar, yok, sözünüzü kestim hocam. Sürekli kapalı. 365 aynen, gün kapalı. Belki 365 günün 2 günü açık. O da belli günler. Tabii. İstanbul'a bağlı zaten. İstanbul, onları zaten başı konuşacağız. Hı-hı. Da hı-hı, hani konusu gelmişken, tabii, hani söyleyeyim dedim. Hep kilitli arkadaşlar. Hep kapalı. Hı-hı. Görmek mümkün değil. İmkansız. Koruyan bir bekçi bir şey olsa rica ederiz falan. Ama kapı duvar. Tabii. Kapı duvar ve de kameralarla da izleniyor zaten şu anda. Kapıların üzerinde kameralar var. İstanbul'dan izliyoruz. Biri bizi gözetliyor, evet, şu anda. Özür diliyorum hocam. Kapının önünde bahçe, çok güzel, evet, demir taşlar, akantus yaprakları. Bir çeşme yer alıyor. Hemen sağ tarafta bahçede, avluda Midraş dediğimiz bir eğitim kurumu yer alıyor. Burada Yahudi çocuklar, ergen çocuklar, erkek çocuklar eğitim alıyorlar. Ve eğitim almadan hiçbir zaman sinagogda ibadete katılamıyorlar. Midraş'ın mimari formu, birazdan anlatacağımız sinagogun formuyla birebir aynı neredeyse. Sinagoga büyük bir kapıdan giriyoruz. Kapının hemen iki yanında üçerli pencere sistemi var. Üçerli pencere sistemi ve kapı 7'yi sembolize ediyor. Yani 7 her dinde kutsaldır. Tabii ki Yahudilikte de kutsal. 7 kollu menoraları, yani şamdanları vardır. Neyi sembolize ettiğini artık... Bizde de hocam yerin ve göğün 7 katlı olduğu, cennet ve cehennemin 7 katı olduğu falan, evet, değil mi? Tabii. Yani burada
Yani kültürel bir aktarım var aslında. Bu Yahudilikte de, İslamiyet'te de, Hristiyanlık'ta da birçok şey benzer. Yani bunun detayına girmeyeceğim şu anda. Hiç Eğer girmeyelim. tabii merak edenler tabii ki belki yorumlarda sorarlarsa orada açıklarız. Neyse. Daha sonra içeri giriyoruz bu kapıdan ve yapımız kuzey-güney yönünün aksında asimetrik bir plana sahip. Tam dikdörtgen bir plana sahip değil. Hemen ortasında bir Teva bölümünü görüyoruz. Teva bölümü duanın okunduğu yer olarak görünüyor ve burası merkezi bir sekizgen planlı bir Teva. Ve bundan dolayı da bu sinagog merkezi planlı sinagoglar içerisinde değerlendiriliyor. Sekizgen Teva'nın hemen yukarısında da desteklerle herhangi bir sütunlarla desteklenmeyen bir iç kubbe yer alıyor. Dışarıdan göremezsiniz. İçeriden kubbe yani bunlara biz yani dışarıdan görünmeyen içeriden kubbe olarak gördüğümüz yani yapının içerisinde gördüğümüz bu tür desteksiz kubbelere Bağdadi kubbe diyoruz. Bağdadi. Evet, camilerde de görebildiniz biz bunu. Burada da aslında bu Bağdadi kubbenin bir tezahürünü görüyoruz. Hemen Teva'nın üst bölümünde. Teva sekizgen dedik ve sekizgenin güney duvarına bitişik halde hemen görüldüğü yerde yani Teva'nın hemen alt tarafında, güney tarafında gemi tamburu şeklinde yapın. Geminin ucu yani geminin ucuna ne denir bilmiyorum ama geminin üçgen formlu ucu vardır. Biliriz zaten hepimiz. O şekilde yapılmış. Bunun içinde iki tane şey var. Öneri var. Neden böyle yapıldığını. Birincisi Nuh tufanını sembolize etmesi. İkincisi de Sefarad Yahudileri İspanya'dan ve Portekiz'den Osmanlı kalyonlarıyla geliyor ya. İşte ahde vefayı göstermek amacıyla bu şeyi Teva'da bu gemi formunu yapmış olabilirler diyorlar. Sonrasında hemen sinagogun güney duvarının tam merkezinde bir ehal bölümümüz var. Ehal bölümümüz de bizdeki şey gibi, mihrap gibi düşünebiliriz veya Hristiyanlıktaki apsis gibi düşünebiliriz. Tevalarda kutsal kitaplar korunur, burada yer alır. Burası çok süslü bir bölüm. Altı sütunla desteklenmiş bir tapınak girişi gibi düşünebilirsiniz. Yani Afrodisyas'taki giriş kapısını gibi onu aklınıza getirin. Aynı şekilde burada 6 sütunla ki 2 sütunu serbest yani 4 4 sütun serbest, 2 sütunu da duvara bitişik halde yer alıyor. Burada şöyle bir şey var. Bu ehal bölümü 3 basamakla yükseltilmiş. Bu 3 basamak da şöyle. Yahudilikte Abraham'ın yani bizdeki İbrahim peygamberin Sura diye yani Sara dediğimiz eşi bulunuyor. Eşini melekler tarafından hamile olduğu, üç melek tarafından hamile olduğu İbrahim'e şey geliyor, haber geliyor. Üç melek tarafından senin eşin hamile deniliyor ve bu üç tane basamağında bu üç meleği temsil ettiği biliniyor. Bundan dolayı da ehal bölümü yani sinagogun en özel bölümü bu üç basamakla kademelendirilmiş. Bunun haricinde hemen kuzey tarafında bir koro bölümü var. Koro bölümünün üstünde Ezrati Nahim ya da Ezrati Naşim denilen kadınların ibadet mekanı ya da ibadeti izleyebildikleri mekan olarak biz Ezrat-ı Nasim bölümünü görüyoruz. Bizdeki kadınlar mahfili gibi düşünebilirsiniz. Ve yapımızın içi İtalyan mimar tarafından Rokoko üslubunda, Avrupa'da Rokoko üslubunda Avrupai bir tarzda müthiş asma yaprakları, üzümler, işte kantaroslar, işte kupalar ondan sonra başka ne diyebilirim? Yaldızlar Renkli mi tabi kapatma tabi usulü mü hocam? renkli bunlar. Hmm. Duvar resmi. Duvar resmi var işte şey var ahşap boyama tekniğinde yer alan şeyler var. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı renkli boyalarla yapılmış. Müthiş yani inanılmaz derecede. Sinagogun adı ne demiştik hocam?
Ankara Sinagogu. Ankara Sinagogu diye Ankara Sinagogu ama herhangi bir işte Aziz kapsamlı, Teresa falan işte, mesela öyle bir şey yok. Kapsamlı bir çalışma olmadığı için belki de vardı ama günümüze gelen. Belki de şimdi onlara sorsak, İstanbul Hahamlığından gelen yetkililere sorsak hayır burası Saint-Pierre bilmem bir şey diyecek. Yani diyebilirler tabii ki ama şu an bizim literatürde Ankara Sinagogu olarak geçiyor. O literatüre de girmemiş öyle tabii, bir isim yok şu an. Literatürde de öyle bir isim yok yani. Anladım. Ne yazık ki. Evet. Bitiriyor muyuz? Devam mı? Şurada az ileride. Bitirince yoğun bir bilgi verdik sinagogla ilgili. Tabii. Sinagogla ilgili ama bu. Ama bir devamı var. Devamı evet. Hemen köşede. Şimdi polis karakolu olarak görülen bir bölüm var. Orada oraya geçelim. Oraya da geçelim. Anlatalım, bitirelim. Peki. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Hemen bir bölümün önüne daha geldik. Sinagogdan sonra hocamız dedi ki asıl bir bölüm var. Polis karakolu olarak kullanılan bölüm ama buranın önemi ne acaba? Şimdi arkamızda sadece giriş kapısı bulunan bir yapı var aslında ama şu anda boş bir alan olarak gözüküyor. Aslında burası Allianz Israelite dediğimiz bir kurum tarafından buraya bir yoksul Yahudi erkek çocuklarının okuması için bir okul yapılıyor. Yahudi okul yapılıyor ve tam şu alandaydı. Ancak şu anda göremiyoruz çünkü yıkıldı. Sadece kapısını görebiliyoruz. Bu güzel kapı da hemen arkamızda yer alıyor. Evet. Erkek Yahudi okulları. Yahudi okulu varmış evet. Arkadaşlar burada evet. Ve onun kapısı. Onun kapısı daha sonra 1970'li yıllar yani 60'lı 70'li yıllarda çok fazla olaylar olunca buraya bir polis karakolu yani orası artık bir polis karakolu şeklinde nöbet bekleyen bir polis yer alıyordu orada. Sonrasında tabii ki 1970'ten sonra gittiğince polisin de mesaisi bitti artık ama tabelesi hala duruyor. Bu kapı çok özellikli bir kapı. Ahşap bir kapı. Burmalı iki tane sütun üzerinde üçgen bir çatıyla desteklenmiş, üçgen bir alınlıkla desteklenmiş. Çok özellikle antik özelliğe sahip bir kapı. Ve gerisini zaten siz düşünün. Eğer bu yapı ayakta kalsaydı gerisini siz düşünebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Yahudi Mahallesi'nin içerisinde Eskizioğlu Camii var. Eskizioğlu Camii'nin hemen karşı çaprazında da kızlara yönelik bir okul var. Yahudi okulu var. Erkek okulu burada. Eskizioğlu Camii'nin hemen karşısında da kız okulu yer alıyor. Tabii bunlar fakir. O da kalmadı ne yazık ki. Bu da kalmadı. Bunu da tabii o tahrir defterlerinden hocam herhalde biliyoruz değil mi? Ama kalmamış yani. O da kalmamış. Tabii. Evet. Peki o zaman o camiyi bir gösterelim mi hocam? Bir orayı gösterelim. Farklı farklı birkaç tane cami var. Eskici. Yani. Eskizioğlu Camii var, Hoca Hundi Camii var. Hangisi Leblebici, daha şeydir, tarihidir? Leblebicioğlu Camii var. Bir tanesini gösterelim örnek olarak. Hoca Hundi Camii var. Hoca Hundi zaten buraya ismini veren eskiden, ya şu an Yahudi Mahallesi diyoruz ama eski tapu tahrir defterlerinden ve seri sicillerinden, sannamelerden buranın adının, ya bu mahallenin adının, Yahudilerin kalmış olduğu mahallenin adının Hundi, Hoca Hundi Mahallesi veya Yahudiyan Mahallesi olduğunu biliyoruz. O yüzden Hoca Hundi Camii'ni gösterebiliriz. Peki, yani. Orada görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar hemen hocamı yanıma aldım. Dönüyorum. Evet. Evet hocam burayla ilgili ne söyleyeceğiz? Burayla ilgili ne söyleyeceğiz? Pek söylenecek bir şey yok çünkü arkamızda bir bina yok. Ama buranın önemli özelliği buradaki konuştuğumuz yerli halkla konuştuğumuzda Arkiyar'daki binanın aslında burayı terk eden son kadın, Yahudi kadından Yahudi kadının evi olduğunu söylüyor. Onun Sara'nın evinin olduğunu söylemişler. Sara'nın evi. Evet. Sara da yani Yahudi kimliğinde çok önemlidir. Hazreti yani onlara göre ya yani Abraham'ın eşidir. Sara ya da Sura yani Yahudilikte önemli. Bizdeki Ayşe Fatma gibi düşünebilirsiniz. Evet.
Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir Yahudi mahallesini size elimle manuel çekiyorum. Bakınız arkadaşlar. Ne çaba ne çaba. Lütfen bizi izleyiniz. Evet hocam. Şu şeylerden bahsetmiştik. Evet, bu Ankara tipli çıkma diyoruz biz buna. Ankara tipli çıkma. Evet. Evet. Nereden geliyor? Bu cumbanın altındaki ahşap çıkmaların kademeli olarak yükselerek devam etmesi. Yani bir kademeyi görüyorsunuz. Yani çıkmanın üstünde bir çıkma, ahşap çıkmalardan bahsediyorum. Onun üzerinde de bir çıkma daha. Bu 3 olur, 4 olur, 2 olur. Evin büyüklüğüne göre değişir. Bu literatürde, yani mimaride Ankara tipli çıkma olarak geçer. Ve burada da çok sayıda örnek de görebiliyoruz. Evet. Arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Geldik. Buradan kapatacağız. Yahudi mahallesinde bulunan tarihi camilerden bahsettik. Bir tanesini gösterelim, bir örneğini gösterelim dedik. Hocam da dedi ki size örtmeli Hundi Hoca Camii'ni göstereyim dedi. Çok zor okudum. Bakalım bu caminin özelliği neymiş. İçi ne yazık ki her zamanki gibi bu mahalle aralarındaki camiler genelde kapalı oluyor. Kapalı. İçinde çok güzel kalem işleri olduğunu söyledi, süslemeler olduğunu söyledi. Çekemedik. İnşallah bir vakitte içini çekme şansı yakalarız diyorum. Buyurun hocam. Sevindim. Tamam. Önceki anlatımlarımızda burada gayrimüslimlerle Müslümanlar bir arada yaşadığını söylemiştik. Bir arada huzur içinde yaşıyorlardı. Bunun en önemli unsurlarından biri de hem caminin hem de sinagogun yan yana olması. Normalde İslam kültüründe caminin belli bir çevresinde, yakın çevresinde sinagog yapamazsınız ya da kilise yapamazsınız. Aynı şekilde Hristiyanlık döneminde de bu böyleydi. Ya kilisenin etrafına cami ya da diğer cemaatlere ait unsurlar yapamazsınız. Dini unsurlar yapamazsınız. Ama burada hem camiyi hem de sinagogu aynı anda görüyoruz ve çok yakın birbirine. Bunun haricinde Eskicioğlu Camii, Leblebici Oğlu Camii, ondan sonra başka Hoca Hundi dediğimiz bu cami, yani 2-3 tane de ufak tefek mescit, yani bunlar mahalle mescitleri, cami dediğime bakmayın, görebiliyoruz. Hoca Hundi Camii'ni niye seçtik? Çünkü burası 15. yüzyıla ait bir cami. Yani 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarına ait bir cami ve bu sokak, şu anda Yahudi Mahallesi olarak dediğimiz bu mahalle aslında Osmanlı Tapu Tahrir defterlerinde ve salnamelerde, yani tarihi kayıtlarda Hundi, Hoca Hundi Mahallesi olarak geçiyor. Yahudi Mahallesi veya Örtmeli Mahallesi veya Yahudiyan Mahallesi olarak geçiyor. İşte bu mahalleye de ismini veren cami bu cami. Senin de bahsettiğin gibi içerisinde çok önemli 15. yüzyıla ait kalem işleri, süslemeleri var. Yani farklı desenler, güzel işlemeler, geometrik ve bitkisel motifler oluşturulmuş, kök boyalarla oluşturulmuş güzel işlemeler yer alıyor. Aynı zamanda devşirme sütun başlıkları da var burada. Biz antik dönem kaynaklı devşirmelerden bir tanesi zaten şurada hemen bir sütun parçası. Onu da görebiliyoruz. Ama dediğin gibi mahalle arası mescitlerde işte güvenlik nedeniyle açık bulundurmuyorlar. Ben girdim içeri. Yani gayet ufak bir mescit ama kalem işi süslemeleri sizi doyuruyor gerçekten. O bakımdan gezilecek yerlerden bir tanesi. Şey için, Yahudi Mahallesi için güzel bir yerlerden bir tanesi. Evet, bitiriyor muyuz hocam? Tabii bitiriyoruz. Peki, ağzınıza sağlık. Evet. 2 haftadır çok güzel bize mihmandarlık ettiniz. Bence bir Yahudi Mahallesi'nin anlatılması gerektiği kadarını anlatmışızdır diye düşünüyorum. Tabii tabii. Yani ayrıntılı şeyine değindik. Anlatmaya özen gösterdik. Yani geldikleri zaman muhakkak uğrasınlar yani Ankara'da. Evet. Evet. Yani videoları izleyerek de Yahudi Mahallesi'ni gezebilirler o derecede. Yeni videolarımız da olacak arkadaşlar hocamızla. Onun da sözünü şimdiden veriyorum. Hatta kendisinden bir Ankara Kalesi rica ettim. Ankara Kalesi ile ilgili çok güzel bilgilere sahip. Haftaya da belki bir Ankara Kalesi izleriz hocamızla. Olabilir. Neden olmasın? Bakalım. Siz bizleri takip etmeye
devam edin. YouTube kanalımıza abone olun. Bizleri yüceltin, beğenin, hoşlanın, güzel şeyler olsun, tabii, güzel yorumlar olsun falan filan derken koskocaman bir aile olalım inşallah arkadaşlar. Biz gerçekten bu işleri bir gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Ben her zaman söylüyorum. İnşallah sizler de destek verirsiniz. Bizim kusurumuz olursa, bizim yanlışımız olursa affola yazarsınız, düzeltiriz. Böylelikle tabii, güzel bir şekilde ülkemizin tarihini hep birlikte ön plana çıkartmaya çalışma çabalarımız bir yerlere kadar gelmiş olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.